Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Bruce Soprano'nun Doktor adlı redisini dinleyeceğiz. Buna yani kayıt alma şansım oldu. Diğer parçalarda da çekecektim ancak bunu da çekiyorum. Diğer dizileri dinledim. Bunu şimdi dinliyorum. Haydi başlayalım. Joker'in başta yani Bruce Soprano için giriş cümlesini Bruce Soprano burada kullanmış. Anons için teşekkürler diyor. Vaktim keş, sana harcayamam yok yok. Son bir kez tamam, bir daha da yapmam çok zor. Açılın, 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 geldi doktor. Sakinleş, bitch, zehrini aldım, oh oh. Vaktim keş, oh. Burada son bir kez tamam bir daha yapmam çok zor dediği cümlede anlıyoruz ki eğer Joker'den bir disk gelirse Bruce Soprano cevap vermeyecek büyük ihtimal. Yani bir daha disk yapmayacağını söylüyor. Joker'e cevap vermeyeceğini söylüyor. Anladığım kadarıyla. O yüzden sakin ol. Zehrini aldım. Sus artık diyor. Sanırım. Yani onun deyimiyle konuşuyorum. Tabii ki de Joker'e kendim itham etmiyorum bunu. Sende tek mi çift mi? Konuşuyordum pek bir ciddi. Ne oldu düşünce kafana meteorların beynindeki dinozor nesli bitti. Yaptım sana bir şov daha. Bıraktım kucağına bir bomba. Bu şarkı sana armağanım. Yük trenin çekebilsin diye bir ton daha. Kesinlikle sefer kalem adisyonda. Yeni Joker pornapta vizyonda. Fotoğraftaki sahte dolarları satsam 7 gece kalırdım Hilton'da. Sahte. Yani eğer sahteyse 7 gece kalamazdın Hilton'da ama demek ki sahte değil ki öyle diyor. Yani güzel cevap, güzel. Git kendini defnet, beni yorma. Adın Joker ama cidden şaka yoksa bir sefer daha kendinle çelişmişsin. Yeni adın olsun Willy Wonka. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Joker'in sanırım parçalarından birinde, yani en sonki disinde mi hatırlamıyorum. Bu sefer şakam yok hiç vesaire gibi bir cümle söylüyordu. Burada da diyor şakan yoksa kendinle çelişmişsin diyor, adın Joker diyor. Şakan nasıl olmasın diyor yani. Yeni adın o zaman Willy Wonka diyor. Güzel punch. Aynı pancı sallıyor 10 aydır. Senin aksine her zaman oradaydım. Bu şarkı kariyerini bitirebilir ama üzülme, olurum sana ghostwriter. Yani güzel laf sokmuş. Yani punch olarak çok güzel, beğendim. Ama hani Joker sağlam yazan bir adam ya. Hani çok sağlam yazan bir MC. Hani iki tarafı da çok fazla dinlemiyorum. Ama tabii ki de lirikal açıdan çok. Yani rap müziği lirikal açıdan dinliyorum. Yani lirik müziği benim için yani tamamen. O yüzden hani Joker yazan bir adam ya. Hani böyle demesi biraz. Ama güzel laf koymuş. Güzel. Çok iyi gidiyor şu ana kadar. Çok salaksın, trene rhyme yapmışsın ama gözüne baktığımda raydan çıktın. Eğer punch attığın adamı tanımıyorsan sen sandığımdan daha da kolpaymışsın. Güzel. Ne oldu korkak, koyduğum sana şekli ne oldu konkav? 100 kişiydik, 99'umuz göremedi bile seni. Kaçtın oğlum son kal. Kaçtı mı? Yani Joker'in dediği doğruysa eğer kaçmadıysa yani Joker'in dediği yani kendi kaçmadığını söylüyordu çünkü. Hani orada olduğunu söylüyordu. O zaman Joker bunu gördüğü zaman bayağı sinirlenecektir yani. Çünkü yalan söylüyor olacak. Ama eğer Bruce'nin dediği doğruysa Joker yani yalancı o zaman yani. Ama bilemiyorum yani. Tabii ki de tarafsız bakmak lazım. Olayın içinde değiliz. Orada değildim bilemiyorum. Bu arada sana kötü bir haberim var. Joxilla'nın tüketicisi çocuklar. Benim yaşımdaki birinin dinleyeceğini sanmana gülmekten oldum orgaz. Güzel. Güzel. Bu arada Joxilli'yi ben de dinliyorum yani. Ben de 24 yaşındayım bu arada. Yani dinliyorum. Ne bileyim eskiden de dinliyordum. Joxilla Part 2'den beridir işte dinlerim. Ama hani eskiden daha çok dinlerdim orası da doğru şu an hani. Ya gerçi eskiden yaptığı için şu an tabii birkaç senedir Joxilla çıkmıyor. En son 2017'de sanırım çıkmıştı. 2018'de olabilir. Ondan beridir çıkmıyordu. Ondan da olabilir. Bilemiyorum. Ama güzel laf sokmuş. Güzel. Zaten Joker de bir orgazm sözünü, kelimesini kullanmıştı. Aynı şekilde burada çevirmiş burayı. Güzel çevirmiş. Vaktim keş, sana harcam.
Nakarat da güzel. Joker'in zehirli kanını aldım diyor. O yüzden şarkının adı Doktor. Zehirli kanı temizliyorum şu an diyor. Yani öyle bir imada bulunuyor. Şarkının ismiyle ve nakaratla. Açılın, açılın, açılın geldi doktor. Sakinleş bir zehrini aldım. Giderim bana mı çok? Bu deli sanırım aranıyor. Salak o şarkıda ne dediğimi ufacık çocuklar anlamıyor. Kulağım. Ya 2010'lu gençlerden bahsetmişlerdi şarkılarda. Ya 2010'lu gençler, yani 2010'lu çocuklar daha doğrusu. Evet, anlamıyordur bence de. Hani doğru söylüyor. 2010'lu biri gidip de Mary Jane'i dinleyip de oradaki Mary Jane'in başka maddeler üzerine olduğunu anlamazdı bence de. Ama hani yine de hani özenen gençler var mıdır? Vardır. Yani her şeye özenen gençler var gerçi ama hani yine de bir şekilde müzikal açıdan da yani özenen insanlar olabilir. Ama bunu savunmak, ne bileyim, ben bu konulara girmeyeyim gerçi. Ama yine punch olarak iyi. Yani bir bakış açısı yansıtmış gerçi punch'tan öte. Yani punch değil ama bir bakış açısı. Gerçekten de tıkalıymış. Çalıntı dediğin o şarkı benimkine benzemiyor bile. Çalıntı dediğin o şarkı benimkine benzemiyor bile demiş. Ya ben baktım da, yani bence, ya benim görüşüme göre, hani siz de yorumlarda belirtirsiniz. Benim görüşüme göre yani aynı ya, hani Mary Jane şarkısıyla o adamın şarkısı, adamın adını unuttum şu anda. Ama dinledim bir kere, birkaç kere. Baktığıma göre de aynıydı yani. Hani oradan bir ilham alındığı kesin veya ne bileyim dinlemiştir, aklında kalmıştır daha sonradan söz yazarken, bir flow akışı oturturken belki oradan esinlenmiştir, haberi olmadan da yapmış olabilir. Hani bunu bilemeyiz yine. Hani ama Joker'i ben burada daha haklı buluyorum. Yani bu cümle için. Hani. Çünkü yani benziyor yani. Ben 10 sene flowlarla seviştim. Bu salak bebe bilmem ki ne içti. Ama doğru bu, mahkemede ifadem beni gördüğün anki gibi değişti. Demeye çalışıyor ki burada benim anladığım kadarıyla. Mary Jane'in Spider-Man'le alakalı olduğunu söylemişti bir röportajda. Ama aslında uyuşturucuyla alakalı tabii ki. Yani. Ama işte benim oradaki ifadem diyor, senin beni gördüğünde nasıl değiştiyse benim de orada öyle değişti diyor. Hani yani akıllıca laf koymuş biraz. Evet, güzel. Etmek zor ama başına gelmezdi bunlar hep çocuk kalmasaydı. Silahı kendi şakağıma dayardım, 10 yaş küçük birisi bana saplasaydı. Güzel, güzel. Bu şarkı biraz yani iyi saplamış sayılabilir biraz. Yani benim görüşüme göre ben iki tarafı da eşit hani şey yapıyorum yani, kulağıma ne gelirse ona konuşuyorum. Güzel laf. Hiç beklenti, yani böyle bir beklentim yoktu. Yani ne yalan söyleyeyim. İlk disinde yine iyiydi. Ama hani bu kadarını yapacağını tahmin etmiyordum. Yani Redis çıkartacağını da tahmin etmiyordum. Hem Redis çıkartmış. Orada bilen zaten şey yaptı. Hani yani beklenti yoktu çünkü. Ama güzel yani, punchları sağlam. Yani yeni nesil olmasına rağmen ve de hani böyle battle rap yapmamasına rağmen bu kadar çok punch atacağını düşünmüyordum. Çünkü trap ağırlıklı olan bir insan. Hani o yüzden de biraz büyüledi. Ve gerçekten de güzel punchlar var. Cevap vermiş, gerçekten cevap vermiş yani. Vaktim keş, sana harcamam yok yok. Son bir kez tam, bir daha da yapmam çok zor. Açılın, açılın, açılın geldi doktor. Sakinleş bir zevkini aldım. İleri sarıyorum biraz. Güzel. Yani her şarkı, neredeyse her diste veya göndermeli şarkıda Bruni'nin adını geçiriyordu. Ve Bruni'nin de Mary Jane parçasını geçiriyordu sadece. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Yorumluyorum şu anda. Sadece. Yanlışlarım olabilir. Yani ama baktığım kadarıyla yani güzel. Her şarkıda benim adımı geçiriyorsun. Yani idolüm yok diyorsun. İdolüm benim sanacaklar yani, bu kadar geçirme demeye çalışmış. Güzel. Akıllıca yani.
Zaten adam olsam bana sallamazdı. Tamam verdim primini kafa taze. Evet aramızdaki o farkın adı çap. Sana çok acele para lazım ve sen... Oo. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok iyi. Buna kesin bence cevap gelir. Joker buna kesin cevap verir. Hani çünkü cevap vermezse Buri biraz daha şey yani bunu daha çok beğenirler gibi geliyor bana. Çünkü çok beklentinin üzerinde. Kendisinden beklemeyeceğimiz bir diss atmış. Redis yapmış. O yüzden Joker buna kesinlikle cevap verir diye düşünüyorum. Yani bence. Göreceğiz. 98 kilo 30 küsür sene 20 yıl tecrübe 0-3 dakika 47 saniyelik israfsın ama lütfen bu da aramızda kalsın. Güzel. Beğendim. Yani görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Yani eksiğimiz olduysa affola ama ben çok beğendim. Beklediğimden sağlamdı. Ya gayet sağlamdı yani. Bruce Soprano'yu da çok dinlemem normalde. Mary Jane'i de duyduk hepimiz zaten. Onun dışında pek bir parçasını dinlemişliğim yoktur ama beğendim. Yani güzel. Yani Battle ya da Diss güzel yapıyormuş yani. Ya da bilenmiş güzel yapmış bilmiyorum artık. Şurada 3 dakika 47 saniyelik israfsın diyor. Şarkı aynen 3 dakika 47 saniyede bitiyor. Geri kalanı zaten bitişi. Anladım. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Benim yorumlarım bu şekilde. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara bırakabilirsiniz.